Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Size bant genişliği ile frekanslar arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi anlatmak istiyorum. Yani birçok kişi de anlatıyor olabilir ama ben biraz daha basite indirgeyeceğim. Şimdi bant genişliği arttıkça frekans yükselme zorunluluğu vardır. Neden yükseltmek zorundayız? Çünkü bant genişliğini arttırırsak düşük frekanslar, mesela HF, MF, yani orta uzun dalga, orta dalga, HF kısa dalga, bant genişlikleri düşük tutulmak zorunda. Fakat bunlara eğer bant genişliğini sağlarsak eğer anten boyunu büyütmek zorunda kalıyoruz. Anten boyunu büyütmek, hüzmesini arttırmak, kazançlarını, yani antenlerin kazançlarını arttırmak, bir de güç. Yani bant genişledikçe daha fazla güce ihtiyaç duyuyor. Peki bizim bant niye genişletmeye ihtiyacımız var? Yani hangi cihazlarda bant geniş olabiliyor? Telsiz cihazlarında aslında dar bant daha çok tercih edilmesi gerekirken gitgide aslında daha geniş bantlara doğru gidiyoruz. Sebebi de bunun lüks, kalite, görüşmenin kalitesi. Şimdi şöyle düşünün. HF'de SSTV yayınları yapıyor bazı arkadaşlar. SSTV televizyon yayınını yapıyor ama HF bantta. Yani bir televizyon yayını gibi şöyle tarama yapıyor. Zın 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 zın. Burada bir fotoğraf çekiyor. Renkli bir fotoğraf çıkıyor. Adam bu fotoğrafı göndermek için SSTV yayını ve karşıki tarafa çağrı işaretini gönderiyor. Onu taraya taraya karşıki taraf alıyor. O da kendi çağrışıyor ve bu QSL'leşiyorlar. Bu HF'te yapılan televizyon yayını ancak bu kadar olabiliyor. Yani daha kuvvetli olmuyor. Neden televizyonlar VHF bandı, UHF bandında çalışıyor? İşte dar bant çalışamayacaklar. Geniş bant oldukları için. Bant genişletmek zorundalar çünkü televizyon yayınlarını ulaştırabilmek için. Ya bir televizyonun yayını bir lüks yayındır telsiz konuşmasına göre. Fakat bir şeyle karşılaşıyoruz. Bant, yani görüntüyü aktardıkça karşıya bandı genişletmek zorunluluğu mecburiyeti kalıyor. Çünkü bant genişledikçe datayı, yani bilgiyi daha fazla bilgi aktarma ihtiyacımız doğuyor. Ama bir taraftan da kötü bir şey oluyor. Çok kötü bir şey. Bir televizyon yayınını yani 100 kilometre, 200 kilometre uzağa gönderemiyoruz. Aynı bu telefonların baz istasyonları gibi. Yani bir telefon düşünün, konuşacaksınız ama bizim bu Türkiye'de şu anda kullandığımız bütün GSM şebekesini düşünün. Marmara Denizi'nin ortasında kusura bakmayın hiçbir tane telefon almıyor. Yani birçok yerde almıyor. 15 mil, yani 20 kilometre geçtiğiniz zaman karaları bitti işi telefonun. Biz telsizle bu kadar uzaklara 15 bin kilometre, 20 bin kilometre gidiyoruz da bant genişledikçe mesafeler düşüyor arkadaşlar. Ters orantılılar. Yani bant genişledikçe telsiz cihazının bir röleye ihtiyacı oluyor. Link istasyonlarına ihtiyacı oluyor. Rölelere, uydulara ihtiyacı. Yukarıda uydu. Aslında röleden bir farkı yok. Direkt ışını gönderiyor ve aşağıdan başka yere yansıtıyor. Yaptıkları tek şey bu. Şimdi bant genişliği düşerse uzak mesafelere konuşuyoruz. Peki bu hangi HF cihazından bahsediyorum tabii ki. SSP, Single Side Band, tek yan band görüşmesi. Ondan sonra tek yan band görüşmesinde uzak gitme sebebi bandı düşürmüş olma. Şimdi bazı telsizler vardır. Biz mesela marin cihazlarda dar band doğrudan yazılımı telgrafi sistemler diye geçer. Bu dar band uzaklara gittiği için adamlar dar bandı daraltmışlar. Bilgiyi daha küçük alandan otomatik
Fas kilitlemeli sistem yapmışlar. Error yani hata düzeltmeli. Yani bir de hatayı da düzeltebilen bir bilgisayar yapmışlar. Öyle bir sistem yaparak dar bant doğrudan yazılımlı telgrafi sistemlere girmişler. NBDP yayınları diye geçiyor. Yani bant daraldıkça daha uzaklara gidiyor. Yani bir dalgalı yani haberleşmemiz bizim. Dar bant doğrudan yazılımlı telgrafi sistemlerle çok daha uzaklara bilgi gönderebiliyoruz. Yani burada açık ve seçik 3 kHz. Eğer şimdi bu bizim iki sınır sayı arasında kalan frekanslar kanal bunun. Şimdi bu kanal sınırı bu işte 27.085 olsun. Bu da 27.95 veya 105 olsun. Bunun arasında bir şey var. Şimdi biz single side tek yan bantı kullandığımız yan alt yan bant bu oluyor. Üst yan bantta bunların da kendi arasında yani genişlik sınırı var. Üste kayarsan üst yan bant, alta kayarsan alt yan bant. LSV, USV diye iki ayrılıyor. LSV, USV'den çıkış yapan adam yani normal AM çift yan geniş bantta yani bundan böyle komple gideceğine daha uzaklara gidiyor arkadaşlar. Bant düştükçe, daraldıkça sinyaliniz daha uzaklara. 3 kat, 5 kat daha uzaklara gider. Onun hesaplaması da var. 2,5 kat görünüyor ama doğal şeyleri de katarsak yani dar bant gittiğiniz için daha uzaklara gittiğini söyleyebilirim. Şimdi geniş bant çalışmak için HF pek kullanılmaz. Çünkü anten boyu ve güç gerekir. Şimdi bant genişliği güç ve kalite için kullanılır ve daha fazla haberleşmeyi ifade eder. Ancak uzaklara iletişim maliyet gerektirir. Baz istasyonları var ya, her tarafa baz istasyonları kurmak zorundalar. Elon Musk gökyüzüne uydular attı internet için. Biliyorsunuz bunlar devreye girecek. Bunun tek sebebi adam geleceği görüyor ve bandın genişleyeceğini görüyor, bunun yatırımını yaptı. Bant genişlemeye ihtiyacı olduğunu görüyor. Ve o uyduları kiralayacak bize, ona buna, herkese kiralayacak. İnternet ihtiyacımızı şimdi gelelim normal hayata. Bu telsiz açıklamasıydı. Bu olayın telsiz açıklamasıydı. Şimdi gerçek hayata dönelim. İlk başlarda bildiğiniz RF vardı. RF bildiğimiz televizyon soketi. Hani ortadan takıyorduk anteni. Hatta burada bende de bir tane olabilir. Burada şu buldum. Şunu alıyorduk. Şöyle bir soketi. Anteni sokuyorduk. Bu vardı. Sonra S-Video'ya uydudan S-Video veya VCD'lerde S-Video'ya geçtik. Daha sonra bir de SCART'a geçtik. Hatırlıyorsanız. Bu soketler de bant genişliği değiştikçe değişiyorlar arkadaşlar. Önce RF ile girdik. Sonra S-Video'ya geldik. Sonra SCART kullanan YPBR. Bununla 720p'lere kadar yaklaştı. 720p bu yani 576 ile 720p yani burada artık bir kaliteye ulaştık biz. HD görüntülerini almaya başladık. Bilgisayarlar da şimdi VGA'lar 720p'ye kadar desteği ama ondan sonra 1080p'yi destekleyememeye başladılar. 1080p'yi VGA'lar pek destek 720'ye uyarlamaya başladılar. Ancak yani 1080 de gönderseniz VGA'yı çok yüksek şey alamıyorsunuz. 1080 bunların sınırları yani artık son VGA artık 1080'i geçemiyor zaten. Sonra DVI çıkışına girdi. Bilgisayarlar, televizyonlar da girdi DVI'ya. Gider yani 10 sene önceki televizyonlara bakarsanız DVI çıkışı da var. Şimdi HDMI'ya geçtik. Yani burada aslında pinler, soketler de değişmeye başlıyor. HDMI'da hem ses hem görüntüyü aktarıyor tek bir şeyde. Bunlarda da bazılarını görüntü şunlarda ama sesi de aynı karıştıran var. Şimdi HDMI'da da artık durmayacak. Çünkü gitgide optik, fiber optik. Modemlere gelelim. Modemler eskiden 14.400, 28.800, 33.600 sonra V90 standardı geldi. Daha sonra
ISDN'den şeye geçti. Yani bildiğimiz bugün kullandığımız modemlere geçti. ADSL modemlere geçti. Sonra VDSL'lere geçiyoruz. Geçtik yani. Şimdi bundan sonra bir de kablolular var biliyorsunuz. Şimdi de fiber optik modeme geçeceğiz. Buradaki tek şey lükstür arkadaşlar. Şimdi siz ancak 4K, 8K yayını 4K, 8K yayınını ancak HDMI'da alıyorsunuz. Belki 16K'ya kadar destekleyecek ama yeni bir soket daha çıkacak 16K'dan sonra. İşte band genişliği soketleri de değiştirebiliyor. Öyle bir şey. Fakat lüksü. Şimdi yayınlar artık televizyonlarınız mükemmel almaya başladı. Yani 3 boyutlu, 4. boyuta girmeye başladı hafiften televizyonlarda farkındaysanız. İşte bunlar birer band genişliğini ifade ediyor. Ve bizim telsizcilik mesleğinin bir parçası aslında. Soketler değişecek, kablolar değişecek. Peki band genişliği arttıkça neler olur? Şimdi neler olur bizim tellerimizde? İşte burada dananın kuyruğunun koptuğu yer anlatacağım size. Band genişliği arttıkça bizim telsiz tellerimizde, transmisyon hatlarımızda ne olur? Onu anlatacağım. Bu da ilginç bir konu. Şimdi bizim telsiz koaks tellerimiz eskiden şöyleydi. Televizyonların iki telli hatırlarsanız kablosu vardı. 240 ohm öyle bir anten vardı. Şöyle bu anten hatta bir balon bir şeyler de vardı. Hatırlıyor musunuz? İki telli. Bazı telsiz cihazlarında hani hala tünerlerde bu çıkış vardır. Long wire uzun tel koyarsınız. Çiftli şöyle tel vardı. Oradan televizyon antenini çıkartıyorduk. Daha sonra bu kablo ne oldu hatırlıyor musunuz? Şöyle bildiğimiz koaksiyel 75 ohmluk ortada şuna döndü. Bizim telsiz kablomuz da 50 ohmdur zaten. RG58, RG213. Şimdi bu da bildiğimiz bu kablodur. Şeydeki telefon kabloları da çiftliydi hatırlıyorsanız. Zaten şu anda hala çiftli. Fakat onların link kabloları yerin altında veya şeylerde gitgide bunlar da kalitelendi. Yani size bunun üstünden modem geliyordu. Ama artık bu teller yüksek datayı karşılayamaz oldular. Karşılayamadıkları için fiber optik. Yani ışık geçiyor içinden kablonun. Öyle bir kablo düşünün. Kablonun içinden şöyle ışık geçiyor. Şöyle ışık geçiyor ve şurada bir alıcı var onu dataya çeviriyor. Öyle bir sistem. Hatta RJ45'ten artık işe yaramıyor bu fiber optikten. Peki diyeceksiniz ki neler oluyor? Frekans yükseldikçe bunu unutmayın. Bu kablonun frekans içinden geçmiyor artık. Dışından geçmeye başlıyor. Yani şuradan geçmeye başlıyor. Frekans yükseldikçe kablonun dışından geçmeye başlıyor. Yani elektron akımı. Öncelere biz hep içinden geçiriyorduk ya. Şu orta kablodan geçiriyorduk ya. Telsiz çıkışı hep bu orta canlı kablodandır. Doğru ya. Frekans arttıkça artık bu kablonun içinden, şu ortadaki kablonun içinden fışkırıyor. Artık dışından taşmak istiyor. Ve dışından taşıp artık dışarıda sıçramaya başlayacağı için tek yapabilecek bir şey var. Frekans arttığı için mecbur fiber optiğe, yani öyle bir kablo koyacaksınız ki dış kısmı ışığı geçirmeyecek, şu dış kısmı ışık içinden böyle geçecek. İşte bunun adı
fiber optik oluyor arkadaşlar. Frekans yükseldikçe kablonun artık dışından elektronların geçmesi gerekiyor. İşte bu yüzden fiber optik teknolojiye geçiyoruz. Çok yakında bu bütün evlerimizdeki modemler fiber optik ve tabii ki bir şey yöntem daha var. Fiber optik bir karasal yatırım. Karasal yatırım ama Elon Musk çanakları gökyüzünden aşağı doğru yönlendiriyor. Bu da fiber optik olacak arkadaşlar. Yani bir modem alacaksınız, çanak antene bağlayacaksınız. Bu çanak antende LNB gibi bir cihazla çok yüksek transfer hızı yüksek. Bunlar da değişecek arkadaşlar. Bunlar da fiber optik olacak. Sizin ancak bilgisayar nasıl SSD hard diske geçtik. Yavaş yavaş SSD'lere geçiyoruz. Onlar bile teknoloji gösteriyor. İşte bu bilgisayarların da bant genişliği değişiyor. Çalıştıkları genişlik artıyor. Yani bir aslında kanal genişledikçe bu sefer masraflar artıyor. Neden adam yüzlerce uyduyu gökyüzüne attı? Çünkü bu bir maliyet. Bant daraldıkça daha uzaklara gidiyor. İşte burada bunun açıklamasının ta kendisi arkadaşlar. Yani bu da iki çeşit yol olacak. Bir uydudan internet alacaksınız. Bir de fiber optik. O interneti alan şirketler de hani mesela onlar da belki uydudan alıp direkt link olarak size pompalayacak interneti. Yani bant genişliği aslında dediğim gibi telsizcilik mesleğinin bir parçası. Aslında bugünkü bütün teknoloji, telsiz tekniği hiçbir zaman ölmeyecek bir teknik. Gelecekte de kullanılacak bir teknik. Peki bu neyi ifade eder? Uzayda, gelecekte dar bant iş görecek. Çünkü siz çok uzaklara görüşmek isteyeceksiniz. Ve çok uzaklara görüşmek için belki amatörler uydu atacaklar veyahut da ülkeler uydu atacaklar. Çok uzaklara haberleşmek için burada artık diğer bir uydu, uzay madenciliği olabilir, başka medeniyetler var mı yok mu hepsini anlamak için dar bant her zaman kısa dalga etkisini gösterecek. Ama lüks istendiği için o da gelişme gösterecek. Benim gelecekte düşüncem HF hala ölmeyecek. Daha uzak menzillere gitmek için HF'i kullanmaya devam edeceğiz. Yakın menzildeki robotları veyahut da artık madencilik yapan robotları dünyadan kontrol etmek için kullanacağız. Ama uzak menzil haberleşmeleri için HF ilk etapta hala vazgeçilmeyecek. Dar bant ve uzaklara gittiği için sizin bir röle de atmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok uzaklara link atabilmek için. Bu da çok zor bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.